Arkadaşlar hepinize merhaba. Gitarteknikler.com'a hoş geldiniz. İsmim Erdem Birgül. Bugün size ufak ama işlevi çok yararlı olan bir pedaldan bahsedeceğiz. Richie Kotzen isimli gitaristimizin kendine özel üretimi olan imzalı pedalı Zoom G2R pedalı. Zoom pedalı 505 modelinden itibaren takip edenler bilir. Aslında İşlevini üzerindeki görünüm olarak çok fazla değişime uğramayan ama çok da gerek chipsetini gerek işlemcisini çok yenileyerek kalitesine kalite katmış bir marka. Bence dijital prosesörler içerisinde en iddialı markalardan bir tanesi. Pedalın hemen parçalarından, yani üzerindeki neler var, butonlarından biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki bildiğiniz gibi bank değişimleri için iki tane switch'imiz var. Switch'ler oldukça sağlam ve kaliteli yapılmış arkadaşlar. Zannediyorum ki alüminyum alaşımlı malzemeden yapılmış. Sahnede ayağınızla bastığınız zaman herhangi bir deformasyona uğramadan, yani ayağınızda da bankı değiştirinizi hissedebilecek tarzda bir hissiyatı var. Daha sonra en sol taraftaki butona biraz değinmemiz lazım. Çünkü bu biraz bayağı iş üzerinde bayağı konuşulması gereken bir buton. Burada işte şöyle sayayım ben size. Play, kompresör, wah, ZNR, drive, EQ, kabin, mikrofon, SFX, delay, reverb ve kontrol gibi böyle seçenekler var. Bu bizim mod butonumuz. Bunu değiştirdiğim zaman bakın görüyorsunuz ekranda da bir takım değişimler oluyor. Bu mod butonunu değiştirdiğim zaman bunlar da buradaki mod neyse ona göre görev alıyorlar. Yani atıyorum kompresör modundaysa buradan işte kompresörün attack'tır, işte rate'idir, işte EQ'sudur, ona göre ayarlıyorum. Vah'a aldığımda da işte vah'ın range'ini veya işte ne kadar nerede devreye gireceğini ayarlıyorum. Zaten üzerinde de şuradaki bu 3 butonun üzerindeki yazılarda da hangi moddaysa buradaki en soldaki buton hangi moddaysa ona göre de üzerinde neye yarayacağı işte delay ise atıyorum time'dır, feedback'tir, mix'tir, işte EQ'daysa şayet bass'tır, middle'dır, treble'dır. Yani buradaki hangi mod varsa burada hangi mod varsa bu da bunlar da ona göre görev alıyorlar kendileri. Çok fazla kullanımı çok karışık zor bir şey değil. Zaten bilinen prosesörlerdeki genel kullanımı olan şeyler bunlar. Burada iki tane böyle düğmemiz var. Bunlar şuna yarıyor. Effect type deniyor. Buradaki modu nereye aldıysam atıyorum şu anda kompresörden bir örnek vereceğim. Veya şöyle drive'dan örnek verelim daha bilinen bir şey olsun diye. Drive butonunu aldığım zaman buradaki effect type ile drive'ın hangi model olacağını seçiyorum. Yani atıyorum şöyle bastığım zaman bakın
modlar değişiyor. Bunlar böyle kısaltma şeklinde ama pardon, şöyle eski haline alalım. Bunlar kısaltma şeklinde buradaki işaretler ama bu kullanım kılavuzunda hangi buradaki kısaltmanın hangi model olduğunu, hangi amfi modelinin olduğunu zaten anlatıyor. Kullanım kılavuzunu çok güzel yapmışlar. Onu da şöyle göstereyim hemen. Şöyle manuel bir kullanım kılavuzu var. Bunu da çok kullanışlı, çok kolay anlaşılır bir şekilde. Yani İngilizce bilmeyen bir insan için bile kullanımı çok güzel anlatmışlar. Çok rahatlıkla anlayabilirsiniz o efektlerin, bu bahsettiğim kısaltmaların ne olduğunu. Burada da hepsi zaten yazıyor. Bu arada kutudan aynı zamanda şöyle, kutusu da yanımızda. Hemen gösterelim. Richie Kotzen'ın böyle güzel, yakışıklı bir fotoğrafı. Daha sonra içinden kılavuzu, Richie Kotzen'ın bir tane posteri çıkıyor. Bir tane çıkartması. Bir de kendine, hop içeri kaçtı. Kendine özel imzalı olan bir tanesi de böyle bir tane bir pena çıkıyor. İki tane çıkmıştı benim kutudan. Bir tanesini ben aldım. Şöyle gösterelim. Güzel değil mi? Tamam. Bunun dışında bir de kendine özel orijinal adaptörü var. O çıkıyor. Zoom'un kendine özel üretim olan bu pedal için ürettiği adaptör çıkıyor. Kutusunu da böyle gösterdikten sonra pedalın tanıtımına devam edelim. Sırada ne var arkadaşlar? Sırada şuradaki store tuşunu görüyorsunuz. Store tuşu demek yani hafızaya yazdığınız tonu, bir ton yarattınız, bir şey yazdıktan sonra buna bastığınız zaman, yani şöyle örnek vereyim. Bir şey yaptım, tamam artık bitirdim her şeyi. Bütün ayarlarınızı yaptıktan sonra mod tuşunu play konumuna getiriyorsunuz. Play, artık ben ayarlarımı yaptım. Bütün her şeyimi ayarladım. Artık en sola doğru getirdim ve artık çalıyorum modu. Ve bu moda getirdikten sonra da store tuşuna basıp bu şekilde tonunuzu hafızaya alıyorsunuz. Bu pedalın içerisinde 40 tane Richie Kotzen'ın kendi yazdığı tonlar. 40 tane de bizim kendi, istersek eğer yani yazmamız gerekirse istediğimiz tonlar var. Yani toplam 80 tane bir bank seçeneği sunuyor bize. Fakat bu konudaki fikrimi beyan edecek olursam, bu çok fazla gerekli olan bir şey değil. Yani 80 tane bankın olması bizim için çok fazla kullanışlı bir durum değil aslına bakarsanız. Yani bir tane atıyorum A bankı veya A bankından B bankına geçmek sadece yeterli olabiliyor prosesörlerde. Zaten kullananlar da bilir. Diğer seçeneklere geçecek olursak, burada bir buton daha var. Bu da üzerinde gördüğünüz gibi ritim butonu. Ritimi bastığım zaman ritim aktif hale geliyor. Çok, yani böyle çok tabii ki bir akustik davul sound'u falan beklemek yersiz ama evde atıyorum kendiniz çalışmak için veya işte kulaklıkla falan bir parça üzerine çalışmak isterseniz gayet kullanışlı bir seçenek. Göstereyim nasıl bir sound verdiğini. Tekrar şu aktif edecek olursak. Yanında da tap dediği bir tane buton daha var. Tap, delay kullananlar bilir. Tap tempo özelliği. Yani bu tuşa basıp tempo zamanını kendim belirleyebiliyorum. Şöyle yapalım. Bu şekilde tempoyu da kendi elinizle hemen buradan veya bu tap tempodan değiştirebilirsiniz. Aynı özelliği, tap tempo özelliğini delay'de de, delay efektinde de kullanabiliyoruz. Ritim çalarken ortadaki buton, bakın gördüğünüz gibi tempoyu yönlendiriyor. En soldaki buton, hangi ritim seçeceğinizi zannediyorum 40 tane olmalıydı. Evet. Metronomlarla birlikte toplam 40 tane ritim seçeneğimiz var. Tabii ki şöyle bir durum var. Şu an biz gitar amfisine bağlı olduğumuz için, gitar amfisinden yani preamp katı da kullanıldığı için oradan bir ses geliyor. Yani gitar amfisinden bir davul sound. Bunu eğer direkt bir dijital bir miksere girerseniz çok daha düzgün bir sound elde edebilirsiniz. Şu an çünkü gitar amfisi sound'u duyuyoruz hep beraber.
Ritim de bu şekilde. En sağdaki de ritmin ne kadar sesini, yani gitarın sesiyle ritim arasındaki dengeyi ayarlaması, ritmin sesini yönlendiriyor. Ritim olayı da böyle. Yani nasıl kullanabilirsiniz? İşte şöyle açayım ben. Gibi şeyler yapılabilir, ritimle de çalışmak isterseniz. Onun dışında şöyle arkasına göz atalım. Böyle iyi değil mi? Tamam, süper. Biraz daha öne. Adaptörümüzün giriş kısmı var. Adaptör 9 voltluk adaptör ve 300 miliamper değerinde. Zoom zaten kendisi özel ürettiği adaptör dediğim gibi koymuş. Burada power butonu var. Açıp kapamaya yarayan buton zaten biliyorsunuz. Input, output ve control in girişi var. Input gitarımdan çıkan kablo input'a giriyor. Daha sonra tekrar output'tan çıkan kablo, sinyal, burada dönüştürülen ses kabloyla amfiye iletiliyor. Control in girişi de arkadaşlar bu pedalın biliyorsunuz bir expression pedalı olmadığı için, yanında bir wah pedalı olmadığı için buraya ayrıca bir foot switch veya ayrıca bir wah pedal bağlamak isterseniz bu pedala buradan da bağlanabiliyor. Güzel bir şekilde güzel bir özellik bu. Çünkü wah özelliği var üzerinde ama bir wah pedal sound'u gibi olmayacaktır tabii. Buradan da bağlayıp güzelce kullanabiliyoruz. Şimdi benim daha tabii ki yani Richie Kotzen'ın kendi yazdığı, kendi ayarladığı tonlar var üzerinde. Fakat bu tonları Richie Kotzen kendine özel üretilmiş olan Strat ve Amfi ile yazmış. Yani daha ziyade Strat sound'una göre yazılmış tonlar. Fakat çok başarılı. Ben şu pedalı sahnede birebir miksere girip çaldığım da oldu. Gerçekten çok başarılı sonuç veriyor. O yüzden bir tonlarına hep beraber bir bakalım, bir inceleyelim bakalım nasıl sonuç verecek. Önce burada ne varmış? Önce bir clean tonlarını inceleyelim. Tonların geneline baktığımız zaman şundan faydalanılmış. Bütün tonların hepsinin içinde çok düşük milisaniyelerle ayarlanmış delay var. Bu delay de çok düşük milisaniyede olduğu için vurduğum zaman çok dolu bir sound kazandırmış tonlara. Hemen hemen bütün tonların içerisinde böyle ufak delay'ler kullanmış Richie Kotzen. O yüzden vurduğunuz zaman böyle cılız bir sound duymanız asla mümkün değil. Gayet güzel geliyor. Şöyle. Duyduğunuz ton şu anda humbucker'dan geliyordu. Bir de single'da bir şeyler çalayım. Şu anda tam middle manyetiği kullandım. Yani tam orta manyetiği kullandım. Bir de neck manyetini de çalıyorum yine. Yine single. Gibi. Bir diğer banka bakalım neler var. Burada da clean varmış. Burada da delay sound'unu çok beğendim bu pedalın. O yüzden delay'ini duyun diye birazcık bol delay ile bir ton yazdım, ayarladım. Pedalda şöyle de bir özellik var. Şimdi biliyorsunuz mesela Digitech'in pedallarında deneyenler veya Line 6'in pedallarında deneyenler bilir. Hepsinin kendine özel, Boss'un da pedal, dijital prosesörlerini denediyseniz hepsinin kendine özel bir ses rengi vardır. Mesela Digitech'i soracak olursanız bana çok dijital, yani çok keskin ve çok tiz tonları var derim. Bu pedalda ise şöyle bir özellik ön plana çıkıyor. Çok kompresörlü geliyor tonlar. Yani bu çok iyi bir özellik. Çünkü tonlar herhangi bir patlama, herhangi bir ciyaklama, çok güçlü olmasına rağmen herhangi bir kulağınıza çarpan, herhangi bir kulağınızı rahatsız eden herhangi bir özellik yok. Şimdi bir çok delay ile, bol delay ile bir ton dinleteceğim size. (Gülüyor)
Humbucker'daydı. Yine single'a geçiyorum şimdi. Gördüğünüz gibi oldukça başarılı. Tap ışığı yanıp sönüyor görüyorsunuz. Buradan da yine parmağımızla delay'in zamanını kendimiz yönlendirebiliyoruz. Yani içindeki efektlere bir bir değinmekten ziyade böyle en beğendiklerimi, en başarılı bulduklarımı yazıp size göstermek istedim. Yani çoğu prosesörde olduğu gibi flanger tonu olsun, efendim pitch shift özelliği olsun, kompresör özelliği olsun. Bütün prosesörlerde olduğu gibi var. Fakat benim şu an yani burada yazdığım tonlardan bir tanesi. Mesela sahnede eğer wah pedalınız yoksa veya wahlı bir ton, otomatik wahlı bir ton kullanmak istiyorsanız mesela böyle bir ton yazdım. Şöyle dinleyelim. Şeklinde. Gördüğünüz gibi yine altta böyle çok yarı zamanlı, çok ufak bir delay var ve yine reverb var. Bu da güçlü bir sound katıyor. Geldik. Hafif drive ve crunch var bir ton yazdım sırada. Burada da görüyorsunuz çok az bir delay söz konusu. Bu çok sert bir distortion değil. Birazcık daha böyle crunch var bir ton andırıyor. Dinleyelim. Yani çok da sert değil ama delay sayesinde, çok ufak yarı zamanlı olan delay sayesinde çok dolu dolu geliyor. Aslına bakarsanız çok fazla drive, hatta bakalım şöyle drive ne durumda. Çok da fazla açık değil, bakın 1.0'da henüz. Bir daha çalalım. Biraz daha Gatregova'nın tonlarını andırdığı için ondan bir parça çaldım. Şeklinde örnek sound olsun diye gösterdim. Başka yine böyle değişik bir drive tonu yazdım. Üzerinde GSM, Marshall'ın GSM'inden tutun da Mesa'nın amfi modellemelerine kadar üzerine birçok mod var. Şöyle şurada ekstra EQ ve cable artı mikrofon gibi bir ekstra seçeneği var. Diğer prosesörlerden birazcık farklı olarak. Bu da şunu sağlıyor. Hem amfiye girerken, amfiden kayıt yaparken veya dijital miksere girecekseniz ona göre hangisinde kayıt yapacaksanız ona göre mikrofon veya kabin ayarlamanızı yapmanızı sağlıyor. 8. tonumuzda da bakın bunda çok fazla delay yok, o yüzden ton birazcık daha böyle hafif sönükleşti. Bir öncekiyle karşılaştıracak olursak. Bir daha bunu alıyorum. Aynı şeyi çaldım ki aradaki farkı anlayalım diye. Ya bu ton, yani delay'in kullanılmadığı tonlar birazcık daha öyle ama öyle bir formül bulmuş ve gayet de başarılı geliyor kulağa. Gibi şeyler var. Bu A2'deki ton da benim birazcık daha böyle uzun zamanlı, birazcık daha delay'li ve daha solo tonlar için yazdığım bir tondu. Sahnede de genelde bunu kullanıyorum zaten. Bu tonda yine
Marshall kabin simülatörü kullandım. Ona göre EQ'larını ayarladım. Yani çok burada demin yazdığımız bir ton bu. Yani ama gayet de başarılı. Çok tabii, yani kulağa güzel dolgun geliyor. Yine humbucker manyetikte çalıyorum. Single'da deneyelim bir de. Bu birazcık daha hard rock, daha metal style bir ton oldu. Ama genelde bu pedalın en iyi, yani Richie Kotzen'ın kendi yazdığı tonlara yakın en iyi tonu lanse eden ton şu duyduğunuz ton. Aradaki farkı tekrar duyalım diye yaptım. Humbucker'da çaldığım zaman daha dolu, daha sesler birbirine giriyor. Daha sert bir sound çıkıyor doğal olarak tabii daha güçlü olduğu için. Fakat single'da çaldığım zaman daha böyle çatlak, crunch vari bir ton oluyor ve daha böyle blues'a yatkın. Tam yani Richie Kotzen'in kendine o duyduğumuz, müziğinde duyduğumuz tarzda bir sound çıkıyor. Sanki onun yani çaldığı sesleri birebir kaydetmişsiniz gibi. Yani genel anlamıyla alet bu şekilde ama bunun dışında güzel bir özelliği var. O da şu kutusunda yazıyordu. Yani yanlış olmasın bir daha söyleyeyim. Zoom'un ZFX3 DSP çipi kullanılmış içinde. Ve 96 kHz sampling ve 24 bit de konversiyon yani dönüştürücü var içinde. Bu da sinyalin çok fazla deformasyona uğramadan ve çok orijinalliğini kaybetmeden amfiye ulaşması veya miksere ulaşması demek. Özellikle kayıtlarda yaptığınız kayıtlarda bunun kalitesi, önemliliği ortaya çıkıyor. O yüzden diğer Zoom pedallarına nazaran bu çok özel ve çok kullanışlı bir pedal. Sahnede de özellikle direkt miksere girmeyi düşünen kişiler için çok kullanışlı bence. Rahatlıkla edinebilirsiniz. Fiyatı da yani şu an tam hatırlayamıyorum ama fiyatı da oldukça düşük maliyette bir pedal. Söylenebilecekler şimdilik bu kadar. Diğer modlarda da anlattığım gibi reverb, delay, mod, SFX ve işte extra EQ kabin seçeneği, EQ, drive. Şunu anlatmayı unuttuk. ZNR diye bir mod var. ZNR Zoom Noise Reduction yani bir nevi işte gürültü azaltıcı, gürültüyü indirgeme butonu diyelim biz ona. Bu da Zoom'un kendisine gene ürettiği kendine özel bir ses önleme butonu. Hemen şöyle ayarlayalım. Yine bunu da gördüğünüz gibi effect type'la seçip üzerindeki modlardan faydalanabiliyorsunuz. Kullanım kılavuzunda da ne olduğu, nasıl bir sound verdiği birebir düzgün bir şekilde anlatılmış. Onun dışında özellikleri çok güzel olan, çok kullanışlı ve çok harika bir pedal. Güle güle kullanın diyorum şimdiden.